Geçtiğimiz hafta açıklanan makro iktisadi verilerin ardından piyasalar enflasyon korkusunu bir miktar üzerinden attı ve hisse senedi endeksleri yılın ilk haftasını pozitif kapattı. Bu haftaya da pozitif bir başlangıç yapan hisse senetleri piyasaları Amerika seansının sonlarına doğru kısa dönemli kârlarının bir kısmını geri verdi. Perşembe günü açıklanacak kritik tüketici fiyat endeksi verisi öncesi 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış yapmayı başaramadı. Haftanın kalanında tüfe hariç fiyatlamayı sert bir şekilde etkileyecek bir veri bulunmazken oynaklığın yüksek olduğu bir hafta muhtemel gözüküyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü ISM Hizmet PMI anketinde fiyat alt kaleminin 70 seviyesinden 67 seviyesine düşmesi ve yeni sipariş kaleminde yaşanan sert geri çekilme, resesyonun derinliği ve yumuşak iniş senaryoları için soru işaretleri yaratırken enflasyon tarafında iyimser tahminlere kapı açtı. Avrupa endeksleri dün hareketli bir seansa geride bıraktı. Güney yatay pozitif başlayan endeksler Amerika açılışına doğru kazançlarını artırdı. Frankfurt DAX endeksi günü %1.25 değer kazanarak noktalarken Londra FUT 100 endeksi %0.33, Eurostoxx 50 endeksi ise %1.26 yükseliş kaydetti. Amerika borsaları iyi başladığı seanstaki kazançlarının büyük kısmını geri verdi. Dow Jones ve S&P 500 endeksi yatay negatif bir kapanış yaparken Nasdaq endeksi %0.6 yükseldi. S&P 500 endeksinde IT %0.96 değer kazanarak en iyi performansı gösteren sektör olurken, sağlık sektörü ise günün en çok değer kaybeden sektörü oldu. Bugün Amerika veri takviminde toptan satış ve envanter verileri takip edilecek. Cuma günü açıklanan Amerika istihdam verisinde saatlik kazançların beklentinin altında yükselmesiyle tetiklenen pozitif hava dün de devam etti. Çin'den gelen pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesine dair olumlu haberler de risk iştahını destekledi. Yüksek seyreden risk iştahı, güvenli liman olarak görülen doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesine neden oldu. Dolar endeksi dün %0.79 kayıpla 103.06 seviyesine geriledi. g para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kazanan para birimleri İsveç kronu ve Norveç kronu oldu. Dolar İsveç kronu paritesi %1.12 düşüşle 10.38, dolar Norveç kronu paritesi ise %1.07 düşüşle 9.89 seviyesine geriledi. Yense diğer G10 para birimleri arasında dolar karşısında negatif ayrıştı dolar yen paritesi yalnızca %0.27 düşüşle 131.75 seviyesine geriledi. Diğer G10 para birimlerinde ise euro dolar %0.92 primle 1.0742, sterlin dolar %0.82 primle 1.2186 ve Avustralya doları dolar %0.64 primle 0.6919 seviyesine yükselmiş durumda. Zayıflayan dolardan destek bulan altın gün içerisinde 1880 dolar seviyesine kadar yükselse de kazançlarının bir kısmını geri vererek günü %0.24 primle 1870 dolar seviyesine

Altının aksine gümüş günü %0.81 kayıpla 23.59 dolar seviyesinde tamamladı. Çin'den gelen açılma haberleri ve pozitif risk iştahı petrol fiyatlarını destekledi. WTI %1.40 primle 74.80, Brent ise %1.46 primle 79.72 dolar seviyesine yükseldi. Cuma günü açıklanan istihdam verisinin ücret artışlarının ime kaybettiğini göstermesi, yüksek enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceğini yönelik beklentileri artırdı. Amerika tahvillerinde Cuma günü verinin açıklanmasının ardından başlayan pozitif hava dün de devam etti ve getiriler eğri boyunca geriledi. Amerika 2 yıllık tahvil getirisi 5 puan gerileme ile %4.19, 10 yıllık getirisi ise üç puan gerilemeyle 3 puan gerileme ile %3.52 seviyesinde günü tamamladı. Diğer gelişmiş ülke tahvillerinde ise Birleşik Krallık 10 yıllık getirisi 5 puan artışla %3.52, Almanya 10 yıllık getirisi 2 puan artışla %2.22 yükselirken, İtalya 10 yıllık getirisi 2 puan kayıpla %4.17 seviyesine geriledi. Pozitif risk iştahıyla paralel olarak gelişen ülke euro tahvillerinde pozitif seyir hakim oldu. Türkiye Hazine Euro tahvillerinin getirisi de eğri boyunca geriledi. 10 yıllık getirisi 5 puan gerilemeyle %8.17, 5 yıllık getirisi 7 puan gerilemeyle %8.23, 2 yıllık getirisi ise 3 puan gerilemeyle %6.74 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke risk primi ise 8 puan düşüşle 517 seviyesine geriledi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.